arkadaşlar. Ben öğretim görevlisi Merve Aydın Karabaş. Bugün sizlerle ilk yardım dersimizin bu haftaki konusu olan yaralanmalarda ilk yardım konusunu buradan sizlerle birlikte işleyeceğiz. Öncelikle nelerden bahsedeceğimize bakacak olursak, yara nedir, yara çeşitleri, yaralanların ortak belirtileri nelerdir, yaralanmalarda ilk yardım nasıl yapılır, ciddi yaralar, delici göğüs yaralanmaları, delici karın yaralanmaları, kafatası ve omurga yaralanmalarının tanımlarını yapıp daha sonrasında ilk yardım uygulamaları bu konularda nasıl yapılacaktır, bu konulara sizlerle birlikte değineceğiz. Öncelikle yaranın bir tanımını yapmak istiyorum. Yara bir travma sonucu dokunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Travma ne demek diye baktığımızdaysa, ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden fiziksel, ruhsal hasarlara yol açan durumlardır yara. Yara oluşum nedenleri çeşitlilik göstermekle birlikte genellikle düşme, çarpma, kuvvetli darbeler, atmosfer basıncı, termal etkiler gibi herhangi bir ısı değişimine maruz kalmak, elektrik çarpması ve radyoaktivite, özellikle medikal tedavide radyoaktiviteye maruz kalma sonrasında da yaralanmalar görülebilmektedir. Yaralanma nedir diyecek olursak, hepimizin aslında yara deyince gözünün önüne bir resim gelir. Size tam olarak tanımını yapamasak bile hepimizin gözünün önüne bir yaralanma resmi elbette ki gelecektir. Çocukluktan itibaren en çok karşılaştığımız durumların başında gelir aslında. Herhangi bir yerimizde bir sıyrık, düşme vesaire sonrasında. Yaralanmalar ilk yardım konusunda, ilk yardım dersinde en önemli yere sahip. İlk yardım uygulama açısından. Bunun nedeni, yapılan araştırmalara göre dünyada ve ülkemizde çocuklarda ve 45 yaş altı yetişkinlerde ölüm nedenlerinin ilk sırasında yaralanma konusu gelmektedir. Ve bu ölüm nedenlerinin de yine yaralanmalar nedeniyle olan ölüm nedenlerinin %30'luk kısmının ilk birkaç saat içerisinde aslında önlenebilir nedenler olduğu ve %30'un ilk birkaç saat içinde oluşabildiği verilerle bizlere sunulmaktadır. Yani bu şu anlama gelmektedir arkadaşlar. Bizim yapacağımız sistematik bir müdahaleyle, ilk yardım müdahalesiyle bu ölümlerin ya da sakat kalmaların önüne geçebilmekteyiz. Bu açıdan yaralanmalar konusunda hem onların ne olduğunu, derecesini, ciddiyetini iyi bir şekilde anlayabilmek adına hem de yapacağımız müdahaleleri çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekmekte. Yaralanma dediğimizde deri ve deri altı dokularının bütünlüğünün bozulması. Yani bu şu anlama geliyor. Biliyorsunuz özellikle yanık konusunda sizlere bunu anlatmıştım. Derimiz tabakalardan oluşuyor. En üstte epidermis, dermis ve hipodermis tabakalarından. Bu tabakalarda elbette ki farklı farklı dokular var. Yukarıdan aşağıya doğru arttıkça önemi, ciddiyeti bu açıdan olmakta. Kan damarlarını mı, kasımızı mı, kas dokusunu, sinir dokusu nerelere etkilediğine göre buranın, yaranın ciddiyeti de değişmekte. Ve deri bütünlüğü bozulduğu için de enfeksiyon riski artmaktadır elbette ki. Bu yine yaralanmalarda en fazla önlem alınması gereken durumdur. Yaralanmanın şiddeti ve yaralanan bölgenin özelliğine göre basit bir yaralanma ya da yaşamsal organları etkileyecek kısa süreli bir ölüme götürülecek yaralanma söz konusu olabilir. Yara ne kadar derinse hepimizin mantıken de düşünebileceği üzere elbette ki ciddiyeti de o kadar fazladır ve o kadar organ ve doku etkilenmiştir. Yaralanmalar deri bütünlüğünün bozulduğu açık yaralar ya da dışarıdan hiçbir belirti bulgu vermeyen kapalı yaralar şeklinde karşımıza çıkmakta. Kapalı yaralar dediğimizde arkadaşlar ilk etapta künç yaralanmalar. Yani nedir künç yaralanma dediğimiz? Herhangi bir darbe sonucu ya da trafik kazası, yüksekten düşme gibi darbeler sonucunda özellikle damarlar ve sinirlerin hasar gördüğü, yine derecesinin, hasarın, etkenin gücüne bağlı olarak değiştiği yaralara biz künç yaralanmalar diyoruz. Dediğim gibi
Dışarıdan ilk etapta herhangi bir belirti, bulgu vermez. Derecesine göre burada bir o olduğu alana hasar olan alana sıvı ve kan sızması durumu mevcuttur. Kan sızdıkça da ekimoz meydana gelebilir. Eğer fazla bir büyük damarları etkilediyse, yani arterlere kadar indiyse bu künt yaralanma şiddeti, buralarda elbette ki deri altındaki dokunun içine kan sızma miktarı da artacaktır. Ve burada hematom oluşur. Aynı zamanda bu travma sonrasında, künt travma sonrasında kemik yaralanmaları da içerdi. Dışarıya herhangi bir şekilde bir kesi olmadan bir kemik yarası da olabilir, kırık olabilir yani. Bununla birlikte de yine kanamanın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Belirti ve bulgularına baktığımızda hepimizin dediğim gibi kendisinin de müşahede ettiği üzere daha önceleri hepimizin böyle tecrübeleri vardır. Şişlik, hassasiyet, ağrı oldukça fazladır, derecesine göre değişir tabii ki de. Yaralanmış vücut parçasında kızarıklık mevcuttur. Kusma veya öksürük gibi. Özellikle arkadaşlar iç organ yaralanmaları söz konusuysa, dediğim gibi dışarıdan herhangi bir belirti ya da bulgu vermeyerek iç organlarımızda bir kanama söz konusuysa, vücudumuzdaki dediğimiz doğal delikler dediğimiz burun gibi, ağız gibi, anüs gibi bölgelerimizden yine buradan kan sızması idrar yoluyla, kusma ya da öksürük dışkı yoluyla da çıkacaktır. Şimdi bunları tanımlarını verdikten sonra burada ilk yardım müdahalesi dediğim gibi hayati öneme sahip. Sakat kalma ya da ölümle sonuçlanma gibi durumlardan dolayı hayati öneme sahip olduğunu söyledik. Burada öncelikle hastanın ya da yaralının yaşam bulgularını değerlendirmemiz gerekir. Sonrasında yara bölgesi, yaranın oluş şekli, süresi, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu ve fonksiyon kaybı gibi nedenlerle şöyle bir öncelikle hızlıca değerlendirilmelidir. Yaranın ciddiyetini iyi anlayabilmek için sinir harabiyeti vesaire gibi bir durum varsa fonksiyon kaybı noktasında yine değerlendirmek için hızlıca değerlendirmemiz gerekir. Erken dönemde buz ya da soğuk kompres uygulanır. Erken dönem dediğimiz dönem neresidir? İlk 3 saat mi, 5 saat mi? Hayır arkadaşlar, ilk 24 saat. İlk 24 saate biz erken dönem diyoruz. İlk 24 saatte soğuk kompres uyguluyoruz ve neyi amaçlıyoruz burada? Damarların büzüşmesini, ağrının daha azalmasını hedefliyoruz. Sonrasında geç dönem dediğimizde bu da ilk 24 saat, yaralanmanın oluşmasından ilk 24 saat sonraki dönemi söylüyor ve burada da sıcak uygulama yapıyoruz. Damarların genişleyip iyileşmesinin hızlanması bizim buradaki amacımız. Eğer ihtiyaç varsa yaralı bölgeyi atelle hareketsiz hale getirmemiz gerekiyor. Yaralanan bölge kalp seviyesinin üstünde tutularak o bölgeye kanamanın daha fazla olmasını engellemiş oluyoruz böylece. Yine hipotermi en korktuğumuz nedenler arasında, daha önceki derslerimizde hep söylemiştik, ısı kaybını önlemek için yaralının üzerini örtmemiz kesinlikle gerekiyor. Ve en yakın sağlık kuruluşuna bir şekilde ulaşmasını sağlamamız lazım. Şimdi açık kapalı yaralanmalardan bahsettik. Sırada açık yaralanmalar arkadaşlar, bahsedeceğimiz bir diğer konu. Burada deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu açık yaralanmalarda kanama ve enfeksiyon riski artmıştır. Yani yaranın açık olduğu, her türlü toza, havadan uçacak olan mikroba açık olmasından dolayı arkadaşlar enfeksiyon riskinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaralar yüzeysel olabileceği gibi ciddi derinlemesine bir şekilde diğer ciddi organlara, dokulara arkadaşlar ulaşırsa eğer ciddiyeti bu noktada artacaktır. Hepsinde ortak belirti olarak kanama, ağrı ve yara kenarlarının ayrılması söz konusu, ortak belirti olarak söyleyebiliriz. Çeşitlerine bakacağız şimdi. Açık yaraları sınıflandıracağız biraz. Sıyrık yaralar, kesik yaralar, ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar, enfekte yaralar olarak görmekteyiz. Sıyrık yaralar dediğimiz, size de biraz önce söylediğim gibi derinin tabakalarını görüyorsunuz. Epidermis, dermis ve hipodermis olan kısım.
Bizim size de biraz önce söylediğim gibi çocukluğumuzdan itibaren en ufak bir sürtünmeyle, çizilmeyle birlikte sahip olduğumuz canımızın acıdığı durumlar burada neyle olabilir? Sert bir pürtüklü bir yüzey, kum gibi, çakıl gibi, asfalt bir yüzeyde sürtünmek sonrasında epidermisin ve dermisin bir kısmının yine kaybının, hasarının söz konusu olduğu yaralardır. Bu bölgelerde kılcal kan damarları fazla olduğu için kılcal kan damarı kanaması görülür. Sinir uçlarının sonlandığı bölge etkilendiği için bu tip yaralar ağrılıdır kesinlikle. Diğer yara tipi kesik yaralar. Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşan yaralardır. Burada arkadaşlar sizin de şekilde gördüğünüz gibi daha görüntü itibariyle de düzgün yaralardır. Cerrahi açısından toparlaması kolay olan yaralardır. Ya yüzeyeldir ya da derindedir bu uygulanan kesen aletin ulaştığı noktaya göre. Yine sinir, damar, kas gibi dokular zarar görebilmektedir. Ezik yaralar arkadaşlar etkenin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır. Peki nedir bu etkenler? Trafik kazası, vücut üzerine ağırlık düşmesi olabilir. Taş, yumruk gibi şiddetli olarak bir maddenin çarpması söz konusudur. Yeni, yara kenarları ezik görünümündedir. Çok fazla kanama olmaz ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet vardır kesinlikle. Ve yine şiddetini eğer iç organlarda da meydana gelen bir kanama, bir yaralanma söz konusuysa ciddi olarak buralarda yine hayati öneme sahiptir arkadaşlar. Bir diğeri delici yaralanmalar. Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralanmadır. Adı üzerinde delmek suretiyle kişiye zarar veren bir yaralanma türüdür. Bıçak gibi, çakı gibi, kırık cam gibi aletlerle olabilir. Genellikle yüzeyeldir. Derinlemesi ne yüzeyel olması az, derinliği daha fazladır. Eğer bu ekstremiteyi ya da herhangi bir organı delip geçtiyse perforasyon yarasından söz ederiz arkadaşlar. Burada en önemlisi, en ciddi unutmamamız gereken nokta tetanus profilaksisidir. Delen ya da kesen herhangi bir neyse tozlu, kirli bir ortamdadır ya da paslıdır ya da paslı değildir. Zaten paslıysa hemen herkesin aklına bu gelir. Acaba tetanoz mikrobu almış mıyımdır diye. Fakat temizse bu denir ki yok bu temizdir herhalde değil. Yani örneğin paketinden yeni açılmış bir jilette dahi tetanoz mikrobunun olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır arkadaşlar. Bu açıdan kanama görülmeyebilir belki ilk etapta. Çünkü o cisim orada dururken kanama olmayabilir. Biz zaten onu oradan kesinlikle çıkarmıyoruz. Bunu anlatacağız birazdan. Ama iç ve iç organlarda ve dokularda önemli ciddi kanamalar oluşabilmektedir belki de. Bu nedenle delici yaralanmalarda yaşamı tehlikeye düşüren sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bir diğeri parçalı yaralar. Parçalı yaralar kesikli yaralar gibi değil, gördüğünüz gibi parçalanmış bir dokular mevcut. Kas tabakası tamamen parça parça olmuş durumda. Cerrahi açıdan toparlaması oldukça zor olabilecek bir yara türünden bahsediyoruz. Burada çünkü makine, ev, motosiklet kazaları, küçük tamir aletleri gibi aletlerle olan yaralanmalar parçalı yaralanmalardır. Gördüğünüz üzere resimlerde de anatomik bölgelerinden ayrılmıştır dokular. Genellikle baş, el, kol, bacak ve ayak gibi ekstremitelerde görülme durumu daha fazladır. Bir diğeri enfekte yaralar. Adı üzerinde enfeksiyona fazla miktarda maruz kalınabilecek yaralanmalardır. Yani mikroorganizma bulaşma riski olan yaralanmalar. Bunlar hangi tür yaralanmalardır?
Üzerinden 6 saat geçmiş ve hiçbir müdahale edilmemiş olan yaralar, açık olan yaralar ya da künt hiç fark etmez, enfeksiyona açık olan yaralardır. Diğeri cerrahi dikişlerinin ayrılmış olan yaralar. Yani örneğin siz herhangi bir yaralanma sonucu ya da bir operasyon geçirdiniz, ameliyat sonrasında cerrahi dikişleriniz var. Bu dikişler sonrasında eğer dikkat etmediniz ve dikişler açıldı, daha sonraki günlerde enfeksiyona açık hale gelecektir. Kenarları düzgün olmayan yaralar, yine çok kirli olan ve derin dokuların, yine damar gibi, kas gibi dokuların hasar gördüğü yaralar enfeksiyona açık olan yaralardır. Ateşli silah yaralanmaları, böcek, yılan, köpek gibi hayvanların ısırması ya da sokmasıyla oluşan yaralar enfeksiyona açık olan enfekte yaralardır. Kapalı yaralanmalarda ilk yardıma değindik. Şimdi bir de açık yaralarda ilk yardıma değineceğiz arkadaşlar. Burada yine ilk etapta hastaların neyine bakıyoruz? Yaşam bulguları ilk etapta bizim dikkat etmemiz gereken, değerlendirmemiz gereken konu. Daha sonra yara yeri yine aynı şekilde hızlıca değerlendirmemiz gerekiyor. Paniğe hiçbir şekilde sebep olmadan hem hasta hem kendimiz gördüğümüz şeyi kesinlikle ve kesinlikle hastayla abartılı bir şekilde paylaşmadan sakince yara bölgesini değerlendiriyoruz. Oluş şekli, süresi, yarada yabancı cisim varlığı, kanama durumu, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu ve yine fonksiyon kaybı yönünden aynı kapalı yaralarda olduğu gibi burada da aynı işlemleri hızlıca yapıyoruz. Bu aşamada, fakat açık yaralanmalarda arkadaşlar, bu aşamada hemen bir tıbbi yardım istiyoruz. Arkadaşlar, değerlendirdik ve tıbbi yardım istenmesi gerektiğini düşünüyorsak bu aşamada tıbbi yardım istiyoruz. Yarayı değerlendirirken daha net bir şekilde görebilmemiz için aynı zamanda temizleyip o noktayı mikroplardan suyla arındırmak için akan suyun altında, kesinlikle herhangi bir kovanın içine konmuş suyun içine elimizi sokmaktan bahsetmiyorum, akan bir suyun altında 5 dakika boyunca temizlenmesi gerekir. Kanama varsa durdurulmalıdır. Yaranın üzeri temiz, nemli bir bezle kapatılmalıdır. Temiz, nemli bir bez, evet, çok önemli, ama kesinlikle bu pamuklu gibi, ıslak mendil gibi bir bezden bahsetmiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar liflidir ve lif enfeksiyona neden olur. Bu açıdan kesinlikle üzeri temiz, nemli bir bezle örtülür, ama pamuklu, lifli bir bez olmayacak. Bunu unutmayalım. Yine eğer etrafımızda bulabiliyorsak bandaj en doğrusu zaten uygulamamız için. Kalp seviyesinin üzerinde tutmamız diğer bir ilk yardımda yapabileceğimiz en önemli hayati durumlardan. Yine burada da arkadaşlar, kanamanın o bölgeye daha fazla kanlanmanın olmasını azaltmak açısından önemli. Yara bölgesinin hareketi ağrı ve kanamayı önlemek için yine engellenir. Hele ki biraz önce saydığım gibi delici bir aletle yaralanma söz konusuysa, bu içerideyse hala ve keskinse, yine hem ilerlemesi hem de etrafında yine doku harabiyetine sebep olacaksa, herhangi bir ufacık bir hareketle bile bu dokularda daha fazla harabiyete sebep olacağından o bölgenin kesinlikle hareket ettirilmemesi şarttır. Yara içi diyelim ki 5 dakika su altında tutuyoruz, ama durun bir şu açayım bakalım ne var acaba, göremediğim noktalar mı var deyip kesinlikle kurcalamıyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Daha fazla dokulara zarar vermemize sebep olabilir çünkü bu durum. Dediğim gibi yabancı cisim kesinlikle oynatmıyoruz. Kanama varsa yara kenarlarına basınç uygulayarak durdurmamız gerekiyor. Kopan bir vücut parçası varsa, bu konuda çok önemli bir noktadır arkadaşlar. Belki bütün her şeyi biliriz ama uzuv kopmasında kopan parçanın nasıl taşınacağını bilmiyorsak, bu kopan parça belki de tekrar o hastaya kazandırılacakken bu sefer tamamen kaybıyla karşılaşma, bizim yapacağımız yanlış müdahaleyle birlikte olabilir. Nedir peki bu? Kopan parça nasıl götürülebilir? Arkadaşlar, yapmamız gereken temiz bir naylon poşetin içerisine kopan bu uzvu, parçayı koymalıyız. Daha sonra başka bir poşetin içerisine de bir ölçek
su iki ölçekte buz olacak şekilde bir karışım hazırlayıp bu ilk koyduğumuz parçayı içerisine koyuyoruz ve sonra bu şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlıyoruz. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir nokta, kesinlikle hem buzla birlikte kopan parça ikisi aynı anda yan yana kesinlikle gelmeyecek, dokunmayacak yani. Ve diğer önemli unutmamamız gerekense aynı aracın içine konulmaları. Yani kopan uzuv başka bir ambulansta, diğeri başka bir ambulansta ya da farklı kendi imkanlarımızla ulaştırıyorsak ikisi farklı araçların içerisinde olmamalı, yine buna dikkat etmeliyiz. Ağız yoluyla kesinlikle yiyecek içecek vermiyoruz. Çünkü biz bizim gördüğümüzün dışında hastada neler olduğunu hem bilmiyoruz. Bu verdiğimizin midemize mi gidecek, midesine mi, akciğerine mi gideceğini bilemiyoruz arkadaşlar. Hipotermi yine aynı şekilde bahsetmiştim. Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri kesinlikle örtülmelidir. Tetanoz aşısı açısından burada hasta diyelim sadece korkulmayacak, ilk etapta bizim ev ortamında müdahale edebileceğimiz bir açık yara sonuçta hepimiz karşılaşıyoruz. Ama burada etkeni çok önemli. Ne sonucunda bu yara oluşmuştu? Biz ev ortamında tamam müdahale ettik, hayati tehlike de yok. Artık burada bu yarayla birlikte hastayı bırakmıyoruz. Ona diyoruz ki neyden dolayı bu olduysa arkadaşlar tetanoz mikrobu aşısından kesinlikle uyarmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi bu paketinden yeni açılmış bir delici aletle dahi olsa bu açıdan sağlık kuruluşuna yine sevk etmemiz hastayı gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere yaraya batan bir cisimin çıkartılmadan ucu dışarıda kalacak şekilde dört bir tarafının sabitlenerek tespit edilmesi işlemi bu şekilde bu yarada dışarıda hem kalmakla birlikte hem de oynamamasını içeride yine hem ilerlememesini hem de etrafına zarar vermemesini sağlıyoruz bu şekilde. Ciddi yaralar dediğimiz kenarları birleşmeyen veya 2-3 santim olan yaralardır. Kanaması durdurulamayan, kas ve kemiğin göründüğü, delici aletlerle oluşan, yabancı cisim saplanmış olan, hayvan veya insan ısırıkları, görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar ciddi yaralardır. Bölgesel yaralar arkadaşlar, bu konuyu da işleyip dersimizi bitireceğiz. Öncelikle göğüs yaralanmalarına bakacağız. Sonra karın yaralanmalarına, omurga ve kafatası kırıklarına bakıp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bölgesel yaralanmalar, özellikle göğüs yaralanmaları bunların içerisinde. Göğüs dediğimiz kısım, toraks bölgemizde önemli hayati organlarımız var elbette ki. Kalp gibi, akciğer gibi, kalbe kanı götüren ya da kalpten kanı getiren damarlarımız gibi, aort gibi büyük hayati öneme sahip organlarımız ve dokularımız var. Bu nedenle buralara da olacak herhangi bir yaralanma ne olursa olsun çok ciddi öneme sahiptir. Göğsün içine giren cisim akciğer zarı ve akciğeri parçalayabilir. Bu nedenle bu bölgede yoğun ağrı olabilir, siyanoz olabilir, solunum zorluğu olabilir, yüzeysel solunum olabilir. Öksürme ile kan tükürme, göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü olabilir. Yani orada bir özellikle akciğerse bu hasara uğramış olan organ üzerinde akciğere ulaşacak kadar bir delinme söz konusuysa dışarıya çıkacak çıkarken sanki kendimiz aldığımız solunum sesleri gibi yaranın üzerinden solunum seslerini duyarız arkadaşlar. Burada gördüğünüz bir yine delici göğüs yaralanmasına örnek. Bu şekil herkesin anlayabileceği bir şekil gördüğünüz gibi torakstan kostaların arasında arkadaşlar akciğere bir cismin bıçağın girmesi sonucu akciğerinin plevrasının damarlarının nasıl parçalandığını görüyoruz ve ekspirium ve ispirium yani hava alırken de verirken de buradan yine istemeyeceğimiz bir şekilde akciğerin büzülmesine sebep olacak bir durum söz konusu olacaktır. Gördüğünüz gibi buradan içeri hava giriyor. Bizim normalde trakeamızdan, nefes borumuzdan girmesi gerekirken sadece buradan da havanın girişi söz konusu oluyor.
Bu açıdan yapacağımız göğüs yaralanmalarında ilk yardım çok önemli. Öncelikle her zamanki gibi bilinç kontrolünü yapıyoruz. Hastayı yarı oturur bir pozisyona getiriyoruz. Yarı oturur pozisyon şu demek. Normalde hepimiz sandalyeye oturduğumuzda dik pozisyonda otururuz. Yarı oturur pozisyonsa 90 derecelik pozisyona göre 45 derece gibi bir eğim aldırmak durumudur. Yani hastanın ya da kişinin sandalyede biraz eğimli bir şekilde oturması yarı oturur pozisyondur. Bu pozisyonla birlikte akciğer kapasitesi daha fazla genişleyeceği için bizim elde etmek istediğimiz solunum fonksiyonunu daha fazla yapabilmesini hastanın sağlarız. Yine yaşam bulgularını değerlendiririz, bilinç kontrolünü yaparız. Hemen 112'yi bu noktada aramamız gerekiyor. Çünkü bu delici göğüs yaralanması arkadaşlar. Burada yapacağımız, eğer burada tek bir kişi ise buna sebep olan, daha başka yardım etmemiz gereken kişiler yoksa yara deliğini avuç içimizi fazla bastırmadan kapatırız. Ya da kişinin bilinci yerindeyse aynı şeyi ondan isteriz. Yaranın deliğini kendisinin kapatmasını. Buradaki amacımız bunu kendi kapattırarak hava giriş çıkışını daha az olmasını sağlamak. Yine yaranın üzeri temiz naylon bir poşetle ya da alüminyum folyayla kapatılarak üç tarafı bantla sabitlenir. Üç tarafının bantla sabitlenmesinin nedeni, yani bir tarafının açık bırakılmasının nedeni arkadaşlar, yara noktasından girecek olan havanın girmesini engellemek, ama çıkması istenilen havanın da dışarı çıkmasını istediğimiz için bir tarafını açık bırakırız. Yine göğüste saplanmış bir cisim söz konusuysa, biraz önceki resimde gördüğünüz gibi, kesinlikle bu cisim çıkartılmaz. Ağızdan hiçbir şey yine yedirip içirmiyoruz ve tıbbi yardım gelene kadar sık sık kontrol ediyoruz. Bu resimde de gördüğünüz üzere havanın buradan girişi çok söz konusu olmayacaktır, ama çıkışı söz konusu olacaktır arkadaşlar, bir tarafını açık bıraktığımızda. Yine göğse saplanmış bir cismin sabitlenmesinde de yine uç kısmını dışarıda bırakıyoruz. Dört bir tarafını hareket etmeyecek şekilde sabitliyoruz. Diğer bir konumuz bölgesel yaralanmalardan karın yaralanmaları. Karın bölgesinde açık yaralanma bulgusu, dışarı çıkmış organlar ya da saplanmış cisim varlığı varsa. Karın bölgesi dediğimiz, yani abdomen bölgesi. Burada da yine hayati organlarımız var. Ne gibi? Karaciğerimiz gibi, mide gibi, pankreas, safra kesesi, bağırsaklar gibi arkadaşlar. Organlarımız var. Bu açıdan buraya herhangi bir cisim battığından, burada bu bölgede sertlik, hassasiyet, şiddetli ağrı, hızlı ve yüzeysel solunum, bulantı, kusma, iç ve dış kanama ve buna bağlı, özellikle fazla kanamaya bağlı olarak şok tablosu karşımıza çıkabilir. Yaralı değerlendirdiğimizde ilk yardım müdahalesinde derhal hemen bilinç kontrolünü yapıyoruz. Yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Bu noktada da yine göğüs yaralanmalarında olduğu gibi derhal 112'yi arıyoruz. Eğer açık yara vücuda paralelse, vücutla aynı doğrultudaysa arkadaşlar, hasta ya da yaralının bacaklarını uzatıyoruz ve sırt üstü yatırıyoruz. Eğer yara vücut üzerine dik bir pozisyondaysa, bu kez de dizlerin altına yaralı bacaklar bükülmüş olarak yatırmamız gerekiyor. Bu kısmı çok önemli. Burada dediğim gibi yaranın daha fazla açılmasını önlüyoruz ve kanamanın daha fazla olmasını önlüyoruz. Dışarı çıkan organlar kesinlikle ve kesinlikle içeri sokulmaya çalışılmaz. Üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür arkadaşlar. Yine bu bezin üzerine de temiz bir nemli bez örttükten sonra bu bezin üzerine de alüminyum folyo ya da bir naylon poşet, temiz yine, hava geçirmeyecek şekilde bir malzeme ile örtüp dört kenarını bantla sabitlememiz gerekir. Bu şekilde de organın
ıslak kalmasını ve bezin ıslak kalmasını sağlamış oluruz. Ağızdan yiyecek ya da içecek kesinlikle yine vermiyoruz ve tıbbi yardım gelene kadar sık sık hastanın yaşam bulgularını takip ediyoruz. Burada resimde gördüğünüz üzere, bu resimde de arkadaşlar yine bir karın yaralanması. Sonrasında organın dışarı çıktığını görüyoruz. Nemli bez üzerine örtüp onu da üzerine alüminyum folyo ya da ıslak bir ıslaklığını korumak için bir poşet. Daha sonra dört bir tarafını kapatıyoruz arkadaşlar. Ve burada yapılmış hali yine. Kafatası ve omurga yaralanmaları. Kafatasımızda neler var? Hangi yüzeyler var? Saçlı deri, yüz bölgesi, kafa kemikleri ve kafatası boşluğu yine yer alır. Beyin alır yine kafatası içerisinde. Merkez sinir sistemi bu noktadadır. Bu açıdan arkadaşlar çok önem arz etmekte. Çünkü bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir. Buralardan biliyorsunuz bütün vücudumuzu kontrol eden sinirlerimiz geçmekte. Bunun sonucunda sinir sistemi etkilenerek bazı olumsuz sonuçlar olabilmektedir. Yine arkadaşlar yapılan araştırmalara göre trafik kazalarında sakat kalma nedenlerinin %40'ı, ölümlerin %80'i kafa beyin yaralanmalarında olmaktadır. Yine burada ilk yardım uygulamasının ilk birkaç dakikada nasıl yapıldığı sistematik bir şekilde yapılması önem taşıyor. Eğer siz aracınızla yolculuk yaparken herhangi bir şekilde önden aracınıza bir darbe alırsanız ya da siz bir yere çarparsanız boynunuz hızla öne doğru bükülür. Eğer arkadan bir darbe alırsanız boynunuz hızla arkaya doğru gerilir. Bu hareketler bizim normal hayatımızda maksimum derecede yapabileceğimiz hareketlerin dışında hareketlerdir. Bu hareketlerle birlikte ani bir şekilde boyun omurları ya da bel aynı şekilde zarar görür, ayrılma gibi, kopma gibi travmalar gerçekleşebilir. Kafatasımızda ne olduğunu söyledik? Saçlı deri. Saçlı derimizde özellikle arkadaşlar kan damarı yönünden, kılcal kan damarları yönünden çok fazla kılcal kan damarı mevcuttur. Ve herhangi bir nedenden dolayı ayrılması, kolaylıkla yer değiştirmesi gerçekleşebilir. Tüm bu nedenlerden ötürü kanamanın fazla olacağı akıldan çıkartılmamalıdır. Ve kanamanın ilk yardımcının yapacağı şey kanamayı hemen derhal durdurmak olmalıdır. Yine kafatası kırıklarında buradaki önemli olan kafatasımızın içerisindeki olan beyin organıdır. Yani kafatası kırığı elbette ki bir kemik kırığı açısından ciddidir. Fakat burada bizi ilk etapta kafatası kırıklarında düşündürecek olan şey beyin hasarıdır. Beyin hasarı bulguları yönden değerlendirirken özellikle nörolojik açıdan değerlendirmemiz lazım. Yani nedir bunlar? Hastada bir ajitasyon durumu var mı? Bir konuşma güçlüğü, konuşma bozukluğu başladı mı? Uyuklama hali var mı? Bilinç bozukluğu, hafıza kaybı gibi durumlar yönünden hastayı beyin hasarı bulguları yönden değerlendirmemiz önem arz etmektedir arkadaşlar. Yüz yaralanmaları yine yüz bölgesi ezilme, yanma, kanama gibi durumlarla zarar görebilir. Buralar yine yüz bölgesi damar açısından zengin olduğu için herhangi bir travmayla çabucak kanaması görülebilir. Ama yine burada yüz bölgemiz kemik yapı itibariyle de zenginleşmiş bir bölge olduğu için kanamaya müdahale ederken bir bası uygularken kırık yönünden de dikkat etmemiz gerekir. Yüzümüzde elbette hepimizin bildiği gibi ağız, burun, çene gibi yapılarımız var. Ve bunlar solunum organları aynı zamanda. Bu açıdan solunumu ciddi derecede etkileyeceği yüz yaralanmalarının akıldan çıkartılmamalıdır. Omurga ve bel kemiği yaralanmalarına baktığımızda en çok zarar gören bölge bel ve boyun bölgesidir ve çok ağrılıdır. Biraz önce dediğim gibi en ufak bir trafik kazasında bir sarsılmada bile en çok zarar gören organımız boyun bölgesidir. Servikal travma yine dediğim gibi. Kazalarda ve darbelerde en çok boyun bölgesi, ağır kaldırma ve yanlış vücut hareketlerinde de bel bölgesi zarar görür. Baş ve omurga yaralanmalarında ani sıkışma ve ayrılma nedeniyle omurilik yaralanması oluşabilir, felç ve ölüme giden sonuçlar ortaya çıkabilmektedir arkadaşlar. Nedenlerine baktığımızda, söylediğim gibi trafik kazası, tüm düşme vakaları, bu suya atlamak da olabilir.
silah yaralanmaları, spor ve iş kazaları, enkaz altında kalmak gibi nedenler, bunların hepsinde gördüğünüz gibi çok çeşitli bir yelpazeye sahip omurga yaralanmalarına maruz kalma nedenleri. Ama burada en çok unutmamamız gereken neden şu: biz bir hastaya ya da yaralıya müdahale ederken, ilk onun yanına gittiğimizde herhangi bir belirti ya da bulgu vermezken bile akıldan çıkarmamamız gereken en önemli nokta, kesinlikle aksi ispat edilinceye kadar, ve aksi nasıl ispat edilir? Elbette ki bir sağlık kuruluşuna gittiğinde, aksi ispat edilinceye kadar baş ve omurga yaralanması olduğu kesinlikle varsayılmalıdır arkadaşlar. Bu açıdan yine belirtilerine baktığımızda bilinç düzeyinde değişmeler ve hafızada değişiklikler olabilir. Başta boyunda, sırtta ağrı olabilir. Elde ve parmaklarda karıncalanma, yine sinir harabiyeti sonrasında arkadaşlar, meydana gelebilir. Tam ya da kısmi hareket veya his kaybı, başta ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu belirti olarak yine karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Özellikle kafatası travmalarında sinüs boşlukları dediğimiz boşluklardan boz sıvısının gelmesi, bu da burun ya da kulaktan aynı şekilde gelebilir. Gelmesi ya da kan gelmesi söz konusudur. Bu açıdan baş ve boyun ve sırtta dış kanama, kusma, solunum güçlüğü, denge kaybı, göz çevresinde ve kulak arkasında morluk gelişebilmektedir. Şekilde de gördüğünüz üzere arkadaşlar, ilk yardım müdahalesinde kafa travması ya da omurga travmalarında yapacağımız ilk müdahale boynu tespitlemek arkadaşlar, bilinç kontrolünü, yaşam bulgularını ve 112'yi aradıktan sonra yapacağımız ilk müdahale boyun tespiti yapmaktır. Boyun tespiti yaparken etrafımızda neyse elimizin altında olacak olan, havlu olabilir, ince bir çarşaf bile olsa onu biraz katlayıp kalınlaştırarak şekilde gördüğünüz gibi bir boyunduruk gibi onun boynunun tespit edilip hareketini kısıtlama bizim amacımız olmalıdır. Eğer bulunduğumuz yer güvenli değilse, bu noktada onu güvenli bir alana çekerken de düz pozisyonda sürüklememiz, baş boyun gövde eksenini bozmadan sürüklememiz gerekmektedir. Ve tıbbi yardım gelene kadar yaşamsal bulgularını sık sık tespit etmemiz gerekir. Yardım geldiğinde SD'ye baş boyun gövde ekseni bozulmadan yine almalıyız. Taşıma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz bırakmamalıyız. Tüm yapılanlar ve hasta hakkındaki bilgiler kaydedilmeli ve gelen ekibe bildirilmelidir. Ve onlar gelene kadar da asla yalnız bırakmamalıyız. Evet arkadaşlar, ben sizlere dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersimizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zamanki gibi LMS ya da Citix üzerinden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.